Sayın Bakan, Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, değerli milletvekilleri ve değerli bürokrat arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi ve şehirciliği korumakla, insan ve doğa yaşamını korumakla görevlidir. Fakat verilere baktığımızda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özellikle AKP döneminde rantın merkezi haline gelmiştir. Bırakın bakanlığın korunmasını, insanlar, köylüler, şehirde yaşayan insanlar yaşam alanlarını ve ormanlarını bakanlıktan korumaya çalışıyorlar. Bakanlık bu konuda tercihini sermayeden, kardan, ranttan ve inşaattan yana koymuş durumda. Çünkü imar planlarını da bu bakanlık yapıyor. Sadece imar rantında değil, milyarlar liralık bütçesinde de görünüyor. Nasıl mı? Buna en güzel örnek Sayıştay raporundan 801 milyon TL kaynak Türkiye Çevre Ajansı'na aktarılıyor. Bu ajansın harcama yetkisi ise bakana verildi. Yani ajansın yönetimi bütçeyi hazırlıyor ve Çevre Bakanı'na sunuyor. Peki bakan neye göre bunu onay veriyor? Ayrıca bu ajansın denetimi Sayıştay'dan kaçırılıyor. Daha neler neler. Diğer yandan bu kadar fakir fukara var. Pazar ve markette alışverişini yapamayan aileler var. Bunlar için iktidar kılını kıpırdatmıyor. Beşli çete ballı ihalelerle besleniyor. Peşkeş çekilen koylarla büyüyor. Silinen vergilerle kayrılıyor. 21B pazarlık usulü ihale, doğal afet, salgın hastalık, acil durum, yapım tekniği özellik arz eden işler için kullanılması gerekirken bu yöntem ihaleye sadece belli şirketler davet ediliyor. İhaleye de sadece bu şirketler girebiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ihale sistemi mobil test laboratuvarı cihaz alımı ihalesi yaklaşık değerini belirlemek üzere teklif alan 3 firma ile ihaleye davet edilen 3 firma aynı. Sayıştay diyor ki ihalede gizlilik yok, eşit rakabet yok, saydamlık yok. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, ülkenin her il ve ilçesinde millet bahçeleri, vatandaşlar ekmek kuyruklarında beklerken millet bahçelerinin maliyeti katlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, gider yuvarlanırsınız dediği millet bahçeleri için sadece TOKİ'nin 2022 yılında harcadığı tutar 4 milyar TL'yi aştı. İktidarın seçim öncesi bir hamlesi olan sosyal konut projesi ile dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilecek bu bir proje olarak lanse edilen ve projede dar gelirlerin ev alabilmesi mümkün görünmüyor. Bunlardan birisi %10 peşinat verilecek olması dar gelirli vatandaşlarının ekonomisinin oldukça kötü durumda olduğu ve enflasyon karşısında tasarruf yapmanın zorlaştığı bir dönemde peşinat bulabilmesi kolay değil. Diğer yandan ayrıca tek kişinin asgari ücretle çalışıyor, 5500 lira alıyor. Hem kira ödeyecek, hem konut kredisi taksit ödeyecek, hem de evini geçindirecek. Bunun için vatandaşımız biraz dişini sıkacak, biraz eşinden dostundan borç alarak, biraz ekmeği sahi yaparak bu belediyeyi karşılayabilmesi mümkün değildir. İktidar da bunun farkında ve verecekleri makul bir cevaplar yok. Sayın Bakan, 5 milyon üstünde kişinin başvuruda bulunduğunu duyurmuştur. Son cümlenizi alalım. Hatay ilimizde, 3 ilçemizde TOKİ yapılması ile ilgili bir programın olmaması Hatay'da ilçeler arasında sıkıntı oluşturmuştur. Suriye sınırındaki 1,5 milyon insanın yaşadığı Atmen kampının fosfatik ve atık kirli suları Reyhanlı'daki Kuşaklı köyünde dereye akmaktadır. Teşekkür ediyorum. Reyhanlı halkımızın sağlığı tehdit edilmektedir. Sunumu büyük bir titizlikle izledim. Teknik olarak mükemmel, fakat geçtiğimiz dönemki eleştirilerimizden maalesef bir pay alınıp daha dikkatli, daha titiz davranılmamış. Geçtiğimiz yıllarda da hep söyledik, torba yasa gibi torba bir bakanlığa dönüştü. En sonunda iklim krizi eklenince tam bir torba bakanlığa dönüştü. Fakat sunumda sadece bakanlığın bir yanını alıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda
yine seçim vaatleriyle millet bahçesini sunumlarda görürken, bu sefer de sosyal konut projesinin önümüzdeki süreçte AK Parti'nin önemli bir seçim vaadini bakanlık yine burada dillendirmiş ve önümüze koymuş oldu. Türkiye'nin 2022 iklim şeffaflığı raporuna göre hükümetler arası iklim değişikliği paneli Paris Anlaşması'nda yer alan 1,5 santigrat derece ısınma sınırını canlı tutmak için 2030 yılına kadar emisyonları yarıya indirilmesi gerektiği yönünde uyarılarına rağmen fosil yakıt üretiminin sübvansiyonları 2021'den şimdiye kadarki en yüksek seviyesinde olduğunu görüyoruz. 2021 başında 2022 ortasına kadar 2.9 gigawattlık ek yenilenebilir enerji üretimi onaylandı. Ancak rapora göre bu Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin çok altında kalıyor ve enerji ithalatını azaltmak için büyük bir fırsat kaçırılıyor. Rapora göre Türkiye önemli bir yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olarak görülüyor. Ancak daha iddialı yenilenebilir enerji hedeflerine ve bu hedeflere ulaşmayı destekleyecek politikaları uygulamaya koyması gerekiyor. Bunun yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kaynaklarındaki payı 2023 hedefinin altına düşmüş durumda. Türkiye'nin kömür üretimini arttırmak yerine yenilenebilir enerji yoluyla enerji bağımlılığını güvence altına alırsa yeni istihdam alanlarında yaratılabileceği ve kısmi yüksek fosil yakıt fiyatlarından kaynaklı mevcut enflasyonu azaltabileceği öngörülüyor. Türkiye'nin karbon salınımını azaltacak ya da emisyonu düzeltecek herhangi bir atılım yapmadığı gibi hala fosil yakıtlara, kömüre yönelik finansal desteklerini sürdüğünü gözlemlemekteyiz. Bankaların bununla ilgili teşviklere devam ediyor. Türkiye güneş enerjisine yatırımını maalesef yeteri kadar yapmıyor. Sempatik birçok şey anlatmışsınız sunumda, bisiklet yolları gibi. Birkaç yerde de TOG araçlarıyla ilgili vurgu yapmışsınız. Tabii ki elektrikli araçlar önemli. Çağın gerekleri bir şekilde elektrikli araçları Türkiye'de kullanmak gerekiyor. Egzoz gazı emisyonlarından kaynaklı çevre kirliliklerini göz önüne alırsak ülkemizin özellikle elektrikli enerjiyle çalışan araçları teşvik etmek yerine bunlara %60'a varan oranlarda ÖTV'ler getirdiğini görüyoruz. Bazı ülkeler bunları sıfırladı. Hatta tüm vergileri de sıfırlarken bizim iklim değişikliğiyle ilgili bir bakanlığımız olmuş olsaydı eğer karşımızda sadece inşaat düşünen bakanlık dışında bunu Hazine Maliye Bakanlıkları ve Ticaret Bakanlığı'yla müzakere eder, elektrikli araçları teşvik ederlerdi. Geçtiğimiz dönemlerde millet bahçelerini bir seçim yatırımı olarak kullanmıştık. İşte kek yiyip yuvarlanma adı altında. Yeşile karşı çıkmak mümkün değil. İnsanların dinlenebilecekleri yeşil alanların yaratılması elbette ki hükümetlerin görevleri arasında. Fakat bunlar sadece iktidara, sadece saraya, sadece bakanlıklara yararlanmak anlamında bir takım yerel yöneticiler tarafından suistimal edildiğini çok ciddi bir şekilde tanıklık ediyoruz. Mesela benim seçim bölgemde İzmir'de, Bergama'da her taraf doğal bir park halindeyken yeni bir millet bahçesi yapmak adı altında kentin, sizin sunumunuzda da kent belleği ve kent kültürü vurgusu varken kentin göbeğindeki herkesin hatıralarının olduğu yerde yüzlerce esnaf mağdur edilerek yeni bir alan yaratılmaya çalışıyor. Sadece bu genel merkezlerine, parti genel merkezine ve genel başkanına yaranmak adı altında yapılıyor ve insanlar mağdur edildi. Bunlar da seçim yatırımı olarak düşünülüyor. Bundan sonraki noktalarda bakanlığın umarım millet için çalışır. Seçim yatırımının AK Parti'nin önemli seçim yatırımı bakanlığı olarak görünmek istiyorum. Sürenizi teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Bakan, değerli bürokrat arkadaşlarımız, Plan Bütçe Komisyonu değerli üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütçem 2023 bütçesi hayırlı olsun. Mikrofona biraz yakın. Evet. Şimdi bütçenin sunumunu, Sayın Bakan'ın sunumunu baştan sona dinledim. Her şey var sunumda ama iklim kriziyle, mücadeleyle ilgili bir şey yok. Şu an Şarm El Şeyh'te, Mısır'da COP27 devam ediyor. Pazar günü de siz gideceksiniz herhalde, biz de gideceğiz. Orada da şu an iklim baş müzakerecimiz de orada. Dünya iklim krizini konuşuyor. Bununla mücadele için neler yapılacağını konuşuyor. Ama bütçeye bakıyoruz. İklim Değişikliği Başkanlığı'nın bütçesine 154 milyon, 29 milyar aşağı yukarı bütçe içinde 154 milyon lira bütçe ayırmışsınız. Avrupa Birliği'nin bununla ilgili mücadelede ayırdığı bütçene kadar, yani bizim pozisyonumuzu göstermek açısından söylüyorum. Avrupa Birliği toplam AB bütçesinde 2023 yılı 2.018 trilyon euronun neredeyse yarısını iklim kriziyle mücadele ve onunla bağlantılı işlerle ilgili harcıyor Sayın Bakan. Dolayısıyla
Bu sunumun içinde son derece zayıf bakanlığın koordinatör bakanlık olmasına rağmen iklim kriziyle mücadele de bu koordinasyonu yapamadığını görüyoruz. Orman Genel Müdürlüğü'nün, Tarım Orman Bakanlığı'nın, Enerji Bakanlığı'nın, Sanayi Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı hepsinin koordinasyonu siz yapmanız lazım. Ama hepsi tamamına yakını iklim kriziyle mücadele eden bir haber noktadalar. Niye söylüyorum bunu? Biz yaşam alanı olarak yani karbon yutak alanı olarak gördüğümüz ormanlarımız, sulak alanlarımızı Tarım Orman Bakanlığı öyle görmüyor. Önceki bakan cari açığı orman ürünleriyle kapatacağız demişti. Ve gerçekten de 2020 yılının bütçesinde, 2021 yılında saklamışlar, bulamadık onu. Ama 10 milyarlık bütçesini Orman Genel Müdürlüğü 7 milyarı orman ürünlerinin satışından, 2 milyar 600 milyonu ormanların madenlere kiralanmasından, sadece 1 milyarı genel bütçeden alınmaktaydı. Sulak alanlarla ilgili durum yine aynı. Yani siz yetkili değilsiniz ama bu bakanlıkları koordine etmesi gereken sizsiniz. Yine yenilenebilir enerji politikaları noktasında dünya artık politika ajandasının en üstüne iklim politikalarını yerleştirdi. Dolayısıyla iklim politikalarına göre tüm politikalar, enerji politikaları şekilleniyor. Geçmişte savaşlar çıkartırdı enerji politikaları, hükümetler kurardı ama şimdi o paradigma değişti dünyada ama Türkiye'de değişmedi. Hala Enerji Bakanlığı penceresinden bakılıyor her şeye. İkinci nükleer santral Sinop'a Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Kömürlü termik santral planlanmaya devam ediyor. Kömürle ilgili bir azaltım yok. Glasgow'da geçen sene kömürden çıkış koalisyonu vardı. Polonya gibi Rusya-Ukrayna savaşını bir yana tutuyorum. Orada bir enerji krizi yaşandı. Ama dünyanın yolu belli. Kömürden çıkış. Bununla ilgili hiçbir şey yok. Siz bakanlık olarak bu işi koordine edemiyorsunuz. Yani bir tarafından sanayi teknoloji çekiyor, bir tarafından ticaret çekiyor. Bakın bu plastik atık ithalatı ile ilgili siz bakanlık olarak daha duyarlısınız. Bunu biliyoruz komisyon çalışmalarında. Aslında burada konuşan arkadaş bilmiyor. Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ağzıyla konuştu burada. Biz ülkemize plastik atık temiz atıksa ve Türkiye'nin içindeki atıklar tamamı geri dönüştürülüyorsa ithalata karşı değil, ham madde olarak kullanın ama Türkiye'ye kirli atık geliyor. 141 konteyner Basel Sözleşmesi'ne göre geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atık yıllarca bizim limanlarımızda bekledi. Yunanistan'a oradan Vietnam'a gitti daha sonra. Türkiye'de bu Interpol'ün raporlarına geçmiş durumda. Atık ithalatı aynı zamanda suç rotalarını belirliyor. Mafya bu konuyla ilgili çalışıyor diye. Türkiye ismiyle söylüyor. Dünyada evet. Dolayısıyla söyleyecek çok şey var ama neticede bakanlık iklim kriziyle mücadelede yeterli değil. Son olarak bir şey söyleyeyim. Bize sözünüz vardı. Çevre komisyonu tüm üyelerini kastediyorum. AK Partili, MHP'li, HDP'li, CHP'li, İYİ Partili. Hepimiz geçen sene Glasgow'a gittik. Size destek olmaya. Teşekkür ediyorum. Ama bu sene bir saniye Sayın Başkan. Bitiriyorum sözümü. Cümlemin sonu. Hızlı bitiriyorum. Bu sene sadece belli sayıda milletvekili arkadaşımız gidiyor. Eğer mümkünse bu sayıyı artırın lütfen. Biz de destek olalım. Orada birlikte mücadele edelim iklim kriziyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 20 yıllık AK Parti hükümeti süresince uygulanan ranta dayalı çevre politikaları ülkemiz doğası açısından kapkara bir tablo yaratmış ve bu durum doğal yaşam alanları üzerinde telafisi güç sonuçlar doğurmuştur. Sınır tanımaz buran talan projelerinden biri olan 2010 yılından beri faaliyet yürüttüğü Erzincan'da başta olmak üzere bölgeye resmen zehir saçan Liş'teki maden sahası hepimizin malumudur. Değerli milletvekilleri, burada göz göre göre bir çevre katliamı yaşanıyor. Bizler de Türkiye Çernobil'i olarak adlandırdığımız bu ölüm havuzunun yarattığı talimatı kamuoyuna taşımak ve canları hiçe sayılan bölge insanı mağduriyeti dinlemek üzere parti heyetimiz olarak bölgeyi ziyarete gitmiştik. Altın madeni için oluşturan bu gölette 38 öldürücü kimyasal madde depolanıyor. Altın üretiminden sonra elde edilen kimyasal buraya akıtılıyor. Oysa siyanür ve diğer kimyasalların yeryüzünde metreler altında depolanması gerekirken daha az masraflı olduğu için yaklaşık 200 futbol sahası depolaması büyüklüğünde denk gelen bir gölet kurulmuş durumdadır. Burada bir denetim yok, bir inceleme yok. Ziyaret sırasında atık su havuzdaki asit boğazımızı, burnumuzu yakmakta ve nefes almakta zorluk çekmiştik. Bu bölgede göçmen kuşların göç alanlarıydı. Buraya gelen kuşların maalesef ölmüş bir sürü fotoğrafları çekilmişti, onları gördük. Bölge halkı daha bu bölgede
kuşlar uçmuyor diyorlardı. Aynı zamanda Erzincan fay hattı üzerinde yer alması, buna rağmen bölge sahası içinde bu göletin yapılması, bu göletin her zaman çökme riskiyle karşı karşıya olması, bilim insanların, deprem uzmanlarının bu konuda uyarıları da vardır. Değerli milletvekili, parti heyetimizin bölge ziyareti edindiğinizden sonra Haziran ayında altın madeninde yaşanan boru patlaması sonrası kimyasallar çevreye sızdı. Bakanlığın geçici kapama kararı ve para cezası ardında Anagold madencilik faaliyetleri kaldığı yerde devam etmeye başladı. Kamuoyu yaptığı açıklamada ise tesisin insan ve çevre sağlığı açısından iyileştirildiği öne sürüldü. Şimdi ben burada sormak istiyorum. Sayın Bakanım, etrafa zehir saçan bu ölüm göletinde insan ve doğa yaşamı etkileyecek ne gibi iyileştirme yapıldı da firma faaliyetleri tekrardan devam etti? Atık havuzunun sızan siyanin Fırat Nehri ve baraja karıştığı iddia ediliyor. Doğru mudur? Gerek bölge halkına gerekse canlıya yaşamı büyük bir tehdit oluşturan maden sahasının kilit bulmasını düşünüyor musunuz? Söz konusu maden sahasının güdüleceği iddiaları doğru mudur? Ayrıca Sayın Bakan, geçen sene Nisan ayında seçim bölgem Tunceli'ye yaptığınız ziyaret sırasında Muzlu ve Pülür Vadilerinin Tunceli'de can damar olduğunu ve bu iki vadinin kesinlikle korunacak alan ilan edeceğini sözünü verdiniz. 2023 seçim çok kısa bir sürede kaldı. Verdiğiniz sözün arkasında duracak mısınız? Muzlu ve Pülür Vadilerini koruma altına alacak mısınız? Sayın Bakanım, 2020 Elazığ'da yaşanan depremde Mazgür, Pertek, Çemişgezek ve merkez ilçemizde bağlı köylerde ağır hasarlar oluştu. Kış aylarının ortasında acil bir şekilde evlerinde çıkartılan vatandaşlarımıza bir yıl içinde evlerini teslim edeceğinin sözü verildi. Birçoğunun ihalesi daha yapılmadı, ihalesi yapılanlar da hala teslim edilemedi. Üçüncü kış kapıda geçiyor, konutlar ortada yok. Sayın Bakan, yakın zamanda yeni bir sosyal konut projesi kamuoyuyla paylaşınız. 2019 yılında 100 bin sosyal konut projesinde Tunceli 329 konut projesi yapılma sözü verildi. Kurallar çekildi. Hala ortada ne konut var, ne konut alanı var, ne de ihalesi var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Teşekkür ediyorum. Bütçenizde hayırlı olmasın diliyorum. Sayın Bakan, 2019 yılında 100 bin konut projesi açıklamıştınız. Aradan geçen sürede TOKİ'nin hedefi vaat olarak kaldı. Bazı projeler temel atma işinden öteye geçmezken 100 yılın konut projesi olarak lanse ettiğiniz bu projeyi hangi kaynaklarla yapacaksınız şimdi? Size sormak istiyorum. 4 yıldır derin bir kriz yaşayan inşaat sektöründen bahsediyoruz. Son 19 yılda ortalama 62 bin konut inşa eden TOKİ 2 yıllık süreçte 125'er bin konutu hangi kaynak ve iş gücüyle gerçekleştirecek? Müteahhitlerin şu anda içinde bulunduğu durumdan ne kadar haberdarsınız? 4 yıldır müteahhitler ciddi krizle uğraşırken geçen yıl, bu yıl içinde iki sefer fiyat farkı kararnamesi çıktığı halde müteahhitler teminat mektuplarını yakarken, birçok müteahhit işleri yarım bırakırken siz bu inşaatları hangi müteahhitlerle gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Yine açıklanan sosyal konut için 40 gün içinde temel attık dediniz. Bu süre zarfında projeler nasıl hazırlandı? Alanlar nasıl tahsis edildi? Yükleniciler nasıl bulundu? Hangi ihaleler gerçekleştirildi? Buralarda 21B ile mi gerçekleştirdiniz yine? Birim fiyatlar nasıl belirlendi? Ben bir inşaat mühendisi olarak bu kısa sürede bu kadar inşaatın ihalesini nasıl tamamladığınızı merak ediyorum. Projeye göre ilk konutlar 24 ay içinde teslim edilecek. Proje kademeli olarak 2028 yılında tamamlanacak. Bu takvim Türkiye genelinde yaşanan konut krizine nasıl çözüm olacaktır? Bakın 500 bin konut büyük bir miktar olarak görülebilir. Ama size bir istatistik sunayım. Sadece 2021 yılında Türkiye'de evlenen çift sayısı 561 bin. Bu çiftlerin konut ihtiyacı var mı? Var. Birçoğu hayata yeni atılmış mı? Evet. Peki bu kadar gencin konut ihtiyacını kim karşılayacak? Öğrenciyi, dar gelirliği hesaba dahi katmadan böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Sayın Bakan, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için onlara ikinci işlerde çalışsınlar tavsiyesinde bulundunuz. Size göre dar gelirli vatandaşlar hangi işlerde çalışmalı? İstanbul gibi bir kentte yol süresiyle birlikte günde 12-13 saatini işte geçiren bir vatandaşımıza uygun hangi işler var sizce?
Sayın Bakan, arkanızda bürokratlarınız oturuyor. Hepsi önemli görevlerde ve maaşlarda görevlerine uygun belirleniyor. Sormak istiyorum. Sizce hangi bürokratınız aldığı maaşla bugün Ankara'da orta sınıfın ikamet ettiği Çayyolu'nda, Ümitköy'de, Ayrancı'da sıfırdan bir daire alma şansı var mı? Böyle bir imkanları mevcut mu? Bu ülkede ev dediğiniz, konut dediğiniz yapılar maalesef sadece zenginlerin alabildiği bir gayrimenkule dönüşmüştür. İktidarınızın ve bakanlığınızın konut politikası orta sınıfı tüketmiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı gibi değil de sadece TOKİ Genel Müdürü'ymüş gibi bir sunum yaptınız. Peki Elazığ depreminin ardından 3 yıldır konteynerde yaşayan 84 yaşındaki Nebahat Şen'i gördüğünüzde iktidarın ve bakanlığın afetle mücadelede, afet sonrası yeniden imar ve kentsel dönüşümde yeterli icraatı yaptığını düşünüyor musunuz? Son olarak Sivas'a dair konuşmak istiyorum. 7 Ekim 2022 günü Sivas'a geldiğinizde şu açıklamayı yaptınız. Leyleğin ömrü laklakla geçer. Ülkemizde muhalefet de böyle, ömürleri laklakla geçiyor. Demokrasiyi bizim için amaç değil, araçtır diyenlerin bakanlarının da böyle düşünmesi normaldir. Şimdi ben Sivas'ın tek muhalefet vekili olarak sormak istiyorum. 10 yıldır para toplayıp da bir türlü yapamadığınız Seyfebeli sanayi sitesinin akıbeti nedir? 12 yıl önce Seyfebeli'ye taşıyacağız dediğiniz ama ortada bıraktığınız eski sanayi sitesinin esnafının durumu perişan, ortada kaldılar. Bu esnafların mağduriyeti ne zaman giderilecek? 2020 yılında Sivas Tabu Kadastro Müdürlüğü kendilerine tahsis edilen ve il özel idareyle kullandıkları binadan tahliye ediliyor ve hazineye ait başka bir binaya geçiyor. Ancak bina depreme dayanıksız diye bir anda 21B usulüyle ihale açılıyor. 3 firma davet ediliyor. Üçü de birbirleriyle bağlantılı tamamlıyor efendim. 11 milyon 500 bin TL olarak çıkarılan maliyetin firmalara 18 milyon ödeme yapılıyor. Aradaki 6,5 milyon fark nerede oluşmuştur ve kimlere gelmiştir? Hava kirliliğinin ve su kirliliğinin önlenmesi ve iklim değişikliğinin etkin önlemli alınması konusunda bakanlığınızın sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Tekirdağ hava kirliliği açısından Türkiye'nin havası en kirli illerindendir. Mavi gözlü şehrimiz Tekirdağ, AK Parti iktidarınızda kara gözlü hale geldi. Çünkü havası berbat, kentin kokusu fecaat. Bu tespitleri yapan ben değilim. Siz bakanlık olarak yaptınız. Ocak 2022 tarihinde Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikler Denetimi raporu bir rapor çıkardınız. Bu rapor aynen şöyle diyor. Tekirdağ'da ısınma amaçlı kalitesiz yakıt kullanımı, Malkara, Süleymanpaşa, Ayrabolu ve Şark ilçelerinde lignit ocaklarının olması ve evsel ısınma ile sanayide yoğun olarak kömür kullanımı, Süleymanpaşa ilçesinin topografik yapısı ile meteorolojik koşulları ile hava kirliliğine sebep olmaktadır. Bu rapora göre Marmara Denizi ve Kıyısal iller arasında hava kirliliği açısından en kötü illere baktığımızda Bursa, Çanakkale, Kocaeli ve Tekirdağ gelmektedir. Bu konuda bakanlığınıza soru önergesi verdim. Ancak bu yanıt hemşerimi de beni de tatmin etmedi. Yanıtınızda sadece mevzuata aykırı tespit edilen kömürleri piyasadan toplatıp il dışına çıkardığını söylüyorsunuz. Sayın Bakan, sizden ricam uygun olduğunuz tarihte gelin Tekirdağ'da beraber olalım. Sabah Süleymanpaşa, sabah veya akşam Süleymanpaşa sahilinde gezelim. Bakalım hava kirliliğinden yürüyebilecek miyiz? Ondan sonra da yolumuzu diğer ilçelerimiz Çorlu'ya, Muratlı'ya ve Ergene'ye yöneltelim. Orada da sabah ve akşam vatandaşlarımız camdan açamıyorlar. Gelin beraber onlara evlere misafir olalım. Onların dertlerini beraber dinleyelim diyorum. Size soruyorum Sayın Bakanım. Temiz hava eylem planlarını neden hazırlamıyorsunuz? Tekirdağ için hava kirliliğini önlemeye dönük neden hedef ve vizyon ortaya koymuyorsunuz? Türkiye'nin şu anda kanayan bir yarası var. Orman işlerinde, zeytinlik alanlarda, üretim yapılan alanlarda, madenlerde, maden sahalarının genişletilmesine sebep olan izinleri veriyorsunuz, doğayı talan ediyorsunuz. Madenler için yeşil alanların, ormanların, meraların, insanların tarımsal üretim yaptığı alanların eba edilmesine siz göz yumuyorsunuz. Sizin iktidarınız döneminde tüm madenler için ÇED olumlu raporları çıkıyor. ÇED raporu olumlu raporları kuruyorsunuz. Vatandaşlarımızı alıyor ama sanayiciler, madenciler ise kıkır kıkır gülüyorlar sayenizde. Yine Sayın Bakan, Tekirdağ hava kirliliğine kadar su kirliliği ve su kıtlığı da mevcut. Ben müsilaj komisyonundaydım. Baktığımızda Ergin Havzası'nda yer atmosferinin %85'inin tükendiği söylendi değerli hocalarımız tarafından. Ve öneri de şuydu, atık suların tekrar arıtılarak sanayide kullanılmasıydı. Ama maalesef ortada bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı ve dönemin bakanı Eroğlu'nun da söylemiş olduğu bir cümle vardı. Ya Ali'cimiz temizledik, Ergin'i bizim için bebek oyuncağı, tam 10 yıl oldu hala ortada bir şey yok. Yine bakınız, Sayın Bakan. Bir de PAKOP diyoruz, plastik sanayi. Siz tarım arazilerini, sit alanlarını kalkıp
plastik sanayi açıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir plastikle mücadele edeceğiz ama Ergen Havzası'nda, su havzasında kıtlık olmasına rağmen birinci sınıf tarım arazilerine gidip plastik sanayi OSB kurduruyorsunuz. Sayın Bakanım, evet Sayın Bakan, ayrıca şunu da belirtmekle ifade istiyorum. Çorlu'da Nustatiye Mahallesi, Çardaklı Çeşme Sokak'ta geçmişte asker uçma olarak kullanılan alan, 10 dekalık alan yıkıldı. Biz beklerken bu alanın okul veya park yapılmasını ama siz her zaman olduğu gibi kupon arazileri olduğu gibi buradaki alanı ticari alan açtınız. Bir an evvel bu yanlıştan dönün diyorum. Yine bakınız, kentsel dönüşümde insanlarımız mağdur etmeyecek sistemi neden kurmuyorsunuz? Tekirdağımız ülkemizin diğer kentlerinde depreme karşı şehirlerimizi güçlendirecek etkin önlemleri neden almıyorsunuz Sayın Bakan diyor. Saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. Avrupa Birliği uyum kriterleri noktasını açmıştık. Ama ciddi eksiklikler var burada hala. Özellikle Kanal İstanbul noktasında çevresel ve sosyal maliyetleri noktasında ciddi şeffaflıktan uzak eleştiriler yapılmakta. Bunu tekrar bilginize sunuyorum. Şimdi siz sunumunuzda başka bir tablo çiziyorsunuz Sayın Bakan. İşte özellikle de bu hafta sonu mesela biz Göktürk Mahallesi'nde, Kemerköy'deydik. Burada işte Demirören Grubu, Ziraat Bankası, Teminat, kredi ve sonunda bir doğa alanı var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Oradaki vatandaşlarımız işte rezerv alanı ilan edilmiş, bir betonlaşma, yürütmeyi durdurma kararı var. Ama neticede bir mağduriyet de var. Ne düşünüyorsunuz? Oranın yapılaşmaya açılması ve bu ilişkinin arkasında ne var acaba? Şimdi yine aynı şekilde İstanbul'da gerçekten işte Tokatköy, Tozkoparan, Ok Meydanı, siz burada sunumda başka bir tablo, başka bir fotoğraf ama onun arkasında vatandaşların bize ilettiği, bizim onları ziyaret ettiğimizde başka bir mağduriyet. İşte tapularıyla o kentsel dönüşümdeki yaşadıkları mağduriyetleri yetiyorlar. Ya şimdi biz milletvekili olarak doğru bilgiye ve doğru kaynağa sahip olmak zorundayız. Vatandaşlarımızın ortaya koyduğu tablo ile sizin ortaya koyduğunuz tablo arasında ciddi bir fark var. Ve İstanbul'da Sayın Bakan, Temin kenarında Başakşehir, Avcılar, işte Arnavutköy ilçelerinin mahallelerinde imar sorunları var çok ciddi. Şimdi siz bugün bisiklet yolu diyorsunuz, işte millet bahçeleri diyorsunuz ama yani gelip oradaki tabloyu görmeniz lazım. Okul yapılamıyor. Böyle, teneke okul tabir ettikleri okullarda öğrenciler ders görüyor. Ya bunları dikkatinize almanız gerekiyor ve imarla, iskanla ilgili bu sorunları gerçekten ciddi anlamda ilgilenmeniz gerekiyor. Bunları gelip ben sizi o mahallelere davet ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, Bakan Yardımcısı arkadaşlarımız, bürokratlarımız ve Sayın Basın Mensupları, ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi yangın sürecine bu yıl farklı bir şekilde değinelim. Geçtiğimiz yıllarda da burada gerçekten detay şekilde değinmiştik. Ancak biraz önce konu gündeme gelince yangın süreciyle ilgili şunları söylemem gerekir. Bakın, yangının çıktığı gün yangına bütün kurumlar müdahale etmeye çalıştılar. Ancak o günkü Tarım Bakanı'nın beyanını söylüyorum. Yangının çıktığı gün Tarım Bakanı dedi ki akşam saatlerinde çok şükür ki yangını kontrol altına aldık dedi. Yangın 12 gün sonra söndürüldü. Yani kontrol altına alınan yangın 12 gün sonra söndürüldü. Bu yangından sonra yaşanan mağduriyetle ilgili tespitler şöyleydi. 1350 ev yandı, 750 ev yandı. Çok sayıda ahır, çok sayıda hayvan telef oldu. Tabii bu arada kaybettiğimiz vatandaşlarımız da vardı. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Tabii orada yapılan evler var, devam ediyor bir kısmı da. Ancak bugüne kadar kaç ev yapıla geldi? Halihazırda belli mahallelerde daha temelin atılmadığını da biliyoruz. Bunun yanı sıra buradaki en büyük sorun, vatandaşımız kaç para ödeyecek? Daha bugün de oldu, evi biten veya teslim aşamasına gelen evlerin kaç paraya vatandaşa, yani o %50'sinin kaç para olduğu konusunda herhalde bir netleşme yok. Önemli konulardan bir tanesi de bu. Yine bir başka konu bu süreçte şöyle bir sorun yaşandı. Evi yanan vatandaşlara TOKİ üzerinden eğer ev yapmayı kabul ederse vatandaş,
arazinin miktarı çok önemli olmadan inşaat yapıldı arsasına eğer uygunsa. Ancak 13-14 bin metrekarelik taşınmazı olup da evi ben kendim yapmak istiyorum diyen vatandaşa da izin verilmedi Sayın Bakan. Bundan herhalde haberiniz vardır. Kısa özet, yapılan ve teslim edilme aşamasına gelen vatandaşların şu an kaç para ödeyeceğini bilmemesi bu süreçteki en büyük sorun olarak devam ediyor. Şimdi Sayın Bakan, Antalya'da 2016 yılından başlayarak devam ede gelen Antalya bölgesinin ve belki de Türkiye'nin sayılı kentsel dönüşüm projelerinden birisi yapılmakta. Şimdi bu sur yapı tarafından yürütülen süreçte ciddi sıkıntılar var Sayın Bakan. Şimdi geçtiğimiz yıllarda 4. yıl kirası ile ilgili bir sorun vardı, gündeme taşımıştık. 4. yıl kirası ile ilgili sorun çözülmüştü. Ödendi devlet tarafından, sur yapı adına ödendi. Şimdi inşaatla ilgili sorun şöyle devam etmekte. Bakın, sur yapı son dönemde kendine isabet edecek olan inşaatları yapmaya devam etmekte. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu süreci müteahhit tarafından özellikle bitirmesi noktasında sıkı takipçi, ancak gerek pandemi nedeniyle bir yıl süreyle işte uzatmalar vesaire, en son şöyle söyleyeyim, önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar yeniden süreler verildi. Aksi halde yargıya taşınsa iş uzayacak, yıllar alacak, ihtilaflar haline dönüşecek. Büyükşehir Belediyesi de elinden gelen gayreti göstererek bazen işte ödenmesi gereken kiraları ödeme yönüyle destekler vermekte, işte inşaatın bitirilmesi için gayret göstermekte. Ancak gelinen aşamada Büyükşehir Belediyesi ne kadar bu konuda gayret gösterirse göstersin, mutlaka bakanlık olarak sizin müdahalenize ihtiyaç var Sayın Bakan. Bakın, orada halihazırda şunu söyleyeyim, 1100 TL kira ödenmekte. İlk ödemeler, kira ödemesi 600 TL'ydi, sonra 750 TL'ye çıktı. O tarihte bu dairelerin fiyatları örneğin 150 bin, 200 bin TL civarındaydı. Şimdi 1100 TL ödenmekte sur yapı tarafından, kaldı ki o da düzenli ödenmiyor. Ama inşaat maliyeti, inşaatın daha doğrusu sur yapı tarafından şu an satılan daire fiyatlarına baktığımızda en az 2-2,5 milyon TL rakamlarına ulaşmış durumda, ama kira 1300-1100 TL. Yani bu kira yönüyle vatandaşımız ciddi mağduriyet yaşamakta. Şu an 3.259 daire yönünden kira ödenmesi gerekir. Dediğim gibi bir taraftan düzensiz geç ödemeler, bir taraftan da 1100 TL kira gerçekten vatandaşımızı ciddi mağdur etmekte. Hem kiranın iyileştirilmesi, hem de efendim düzenli kiranın ödenmesi ve özellikle de inşaatın bir an evveli bitirilmesi yönüyle bakanlık olarak önemli bir müdahaleye ihtiyaç var Sayın Bakan. Bu konuda ne yapacaksanız, Antalya halkı bu konuda gerçekten özellikle Kepez'de yaşayan vatandaşlarımız rahatsız durumda. Şimdi şunu söyleyeyim. Efendim, çevreyi koruduğunuzda zaten bakanın adı Çevre Bakanı olmakla beraber çevreyi koruma gayreti içerisinde olduğunuzu defalarca söyleye geldiniz. Ancak benim buradan her seferinde söylediğim, ancak sizin uygulamalarınızın tipik bir örneğini burada bir kez daha gündeme taşımak istiyorum. Şimdi Antalya Korkutay ilçesi Dereköy'de 5000 dönümlük bir alanda kömür, dinyit kömürü ocağı açmak için bir girişim var Sayın Bakan. Vatandaş, köylü orada ciddi şekilde mücadele etmekte. Çünkü bu alan birinci sınıf tarım alanı. Üstelik mutlak sulu tarım alanı, dikili tarım alanı ve yine arkeolojik açıdan üçüncü yüzyıla ait tarihi eserlerin bulunduğu bir alan. Korkuteli içme ve sulama su kaynaklarının bulunduğu bir alan. Yine hayvancılığın yapıldığı bir alan. Şimdi bununla ilgili Antalya İdare Mahkemesi'ne köylülerimiz tarafından dava açıldı. Neden açıldı? Bakanlığımız tarafından bu kadar hassas bir bölgeye inanın ÇED raporu bile gerek görmediniz.
ÇED gerekli değildir rapor kararı verdiniz. Bu ÇED gerekli değildir kararına istinaden açılan bir dava sürecinde mahkeme yürütmeyi durdurma kararı da vermişti ve üstelik de bu ÇED gerekli değildir kararını bozdu. Pardon, iptal etti. Ancak Danıştay bu kararı bozdu. Eksik incelemeye dayalı, yani sözde vatandaşın lehineymiş gibi yapıp bu kararı bozdu. Şu an yürütmeyi durdurma da bu nedenle kaldırıldı. Şimdi şirket orada daha yargılama süreci devam ederken ve ortada bir ÇED raporu dahi yokken, bakın bu çevreyi gerçekten mahvedecek olan bu süreç nedeniyle tarafınızdan, yani bakanlığınız tarafından ÇED gerekli değildir kararı verilmiş olması nedeniyle şu an vatandaşımız mağduriyet yaşayacak. İşte sizin çevreye, tarım topraklarına bakış açınızın tipik bir yansıması. Siz nasıl çevreye, tarım topraklarına sahip çıkıyorsunuz Sayın Bakan? Yani bunu Tarım Bakanı'na söylüyorum. Tarım İl Müdürü gidip imza attı bu işleri. Size söylüyoruz. Ortada ÇED raporu dahi bir de gerek görmediniz. ÇED gerekli değildir raporuyla şu an orada madenciye hizmet eden, çevrenin gerçekten katledilmesine yol açan bir süreç içerisindesiniz Sayın Bakan. Şimdi geçtiğimiz yıl 2022 yılı içerisinde 5542 taşınmazın satılacağına dair rakamlar vardı. Şimdi memleketimizin toprakları bakanlığınıza bağlı birimler tarafından efendim her gün satılmakta, her gün TOKİ ilanlarını görüyoruz. Bu satışlardan elde edilen parayla da işte efendim sosyal konutlar ve sosyal konutla ilgili diğer donat alanlarının yapıldığına dair de soru önergeme karşı verdiğiniz bir cevap var. Şimdi üstelik şimdi yeni bir efendim sürece girildi. İşte sosyal konutlar ve arsaların satılması. Yani sonuçta bu arsa satımlarının da nereden sağlanacağını da çok merak ediyoruz. Bu arsalar, bitiriyorum. Bu arsalar nerede üretildi? Hangi arsalar satılacak? Yani bir taraftan TOKİ üzerinden sadece bu yıl 5542 taşınmaz. 2023'teki sayınız kaç olacak? Satılmadık. Neresi kalacak Sayın Bakan? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bütçesini görüşüyoruz. Sayın Bakanım, bakanlığımızın çok değerli bürokratları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Peşinen bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü sizin bütçeniz bizim geleceğimiz, hepimizin geleceği adına çok önemli. Şimdi Sayın Bakanım, bütçenize baktığımda tabii geçmiş yıllarda da genelde merkezi yönetim bütçesiyle kafa kafaya giden, kimi zaman önde, kimi zaman oransal olarak biraz daha fazla olan, 2022'de örneğin 1,5 misli fazla bir oranda bir artış olan bir bütçemiz var. Ama 2023 yılı bütçesi merkezi yönetim bütçesinin çok üzerinde. Burada dikkatimi çeken cari transferler ve sermaye transferlerinde yaklaşık bir 15 milyara yakın üzerinde artı bir bütçe ödeneği var. Bunların ne olduğunu ben bulamadım ama açıklarsanız memnun olurum. Çünkü gerçekten önemli bir bütçe. Program çok bütçesine de baktığımda programlar itibariyle bunların yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için 10 milyar olduğunu görüyorum. Şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi için 5.6 milyar görüyorum. Tahminen bunlardan kaynaklanıyor. Bir açıklama gelirse sevinirim. Sayın Bakanım, tabii su kaynaklarımız, yeraltı sularımız, toprağımız, havamız sürekli kirleniyor. Bu bizde değil, dünyanın her yerinde. Yapılan bilimsel araştırmalar, ülkemizde de ilgili kamu kuruluşları, değerlendirmeleri, işte TÜİK ve buna bağlı istatistikler bu gerçekleri önümüze koyuyor. Ve bu gerçekler içerisinde baktığımızda gerçekten yüzey sularımızın neredeyse %80'e varan oranda kirlendiğini görebiliyoruz. Hatta sağlıklı içme suyu bile arar olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii ki
Bunların yanında orman alanlarımızın, tarım alanlarımızın, meralarımızın, doğal karakteri korunması gereken alanların çeşitli yasal düzenlemeler ile özellikle son iktidar döneminizde madencilik, sanayi, enerji, turizm tesisleri, konut ve çeşitli faaliyetleri açılarak gittikçe yok olmaya yüz tuttuğunu da görüyoruz. Bunun da özellikle altını çizerek vurgulamak istedim. Sayın Bakan, tabii ben yine bütçenizin öncesinde performansla ilgili bir takım hedefler ortaya koymuşsunuz. Bunlara da şöyle bir incelediğimde bir iki konuda dikkatinizi çekmek istiyorum ki mesela siz bize bir kitap verdiniz, bir kitapçık millet bahçeleriyle ilgili bayağı da kapsamlı, bayağı da masraf etmişsiniz. Millet bahçelerini tanıtan, tabii bunu tanıtılmaya da ihtiyacı yok, millet bahçesine gidersiniz, oranın doğal ortamını yaşarsınız. Ama olsun, hadi bunun tanıtımında da bir ihtiyaç duydunuz. Ama bakıyorum 2023 yılında 81 milyon metrekare millet bahçesi öngörünüz var, 2024 ve 2025 sıfır. Yani 2023'te son buluyor herhalde millet bahçesi projeniz. Çünkü alt program performans göstergelerinde, alt program hedefinizde 2024-25 için 0 metrekare millet bahçesi öngörmüşsünüz. 2024'te. Efendim? Hükümet değiller 2024'te. Herhalde hükümet olmadıklarını olamayacaklarını. O da bir espri olsun. Hazırlanan kırsal konut projeleri sayısı yine aynı şekilde. Hani kırsal konut projeleri az önce ekrana da geldi, işte köy konutları falan. 2023'te 490 proje öngörünüz var ama 2024-2025'te sıfır. Yani bu yıllara yönelik herhangi bir şeyiniz, bu konuda gelecek öngörünüz, hedefiniz yok anlaşılan. O da seçim bitiyor, seçimden sonra da gerek yok bunlara mı diye düşünüyorsunuz. O da sorulması gereken bir soru olarak önümüzde. Çölleşme ve erozyonla mücadele bağlamında ne yapıldı, ne yapılacak bunu sormak istiyorum. 59 milyon 320 bin lira bütçeniz var. Bunun da 31.6 milyon lirası personel gideri. Yerel yönetimlerin güçlendirmesi programında ne yapıyorsunuz? 366.8 milyon lira bütçeniz var. Bunun yaklaşık 213 milyon lirası personel gideri olduğunu söyleyebilirim. Sayın Bakanım, bakın ÇED'le ilgili çevresel etki değerlendirme yönetmeliğinin uygulanmasına dair eğer dinlerseniz memnun olurum. Çünkü önemli bir konuya Sayın Başkan, yani siz de farkında değilsiniz. Sayın Bakan'ın dikkatini çekmek istiyorum. Hani Sayın Bakan dinleyebilirlerse memnun olurum. Peki, teşekkür ederim. Bakın 2002'den bugüne verilen ÇED olumlu karar sayısı Türkiye'de 3117, İzmir'de 145. Hadi ben Türkiye'yi sayayım. ÇED gerekli değildir karar sayısı 28.944 tane ÇED gerekli değildir demişsiniz. 3117 tane ÇED olumlu kararı vermişsiniz. Kaç tane olumsuz karar vermişsiniz biliyor musunuz? 1-1-2002'den, yani sizin iktidar döneminizde toplam 24 ÇED olumsuz kararı. Yani bir 30 binin üzerinde başvurudan bahsedebiliriz. ÇED gerekli kararı da 729. Bir de bu inceleme, denetleme, değerlendirme komisyonuna giden 3982 var. Halkın katılım toplantısı 4686. Nihai karar ve bu inceleme, değerlendirme komisyonu yönetmelikten gelen de bir tabir olsa gerek bu, ama bu kabul edilebilir bir şey değil. İşte diyor ki nokta 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 tesisi projesiyle ilgili olarak hazırlanan ÇED raporu inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından incelenerek son şekli verilmiş olur. Yani inceleme ve değerlendirme komisyonunun görevi ÇED raporuna son şeklini verip ona önünü açmak mıdır? Bu da ayrı bir soru işareti. Buradan sizin dikkatinizi şu konuya çekmek istiyorum Sayın Bakan. Bu 2009'a 7 sayılı biliyorsunuz bir genelge var. Bu genelge uyarınca sizin genelgeyi arıyordum. Evet.
Bu genelge uyarınca şöyle bir ifade var. ÇED raporu alınamamış olsa bile bir mahkeme kararıyla iptal edilmiş olsa bile yeniden eksiklikler yeniden değerlendirilerek inceleme değerlendirme komisyonunca değerlendirilir ve gerekli çelgine verilebilir gibi bir noktada 2009 yılından beri uygulanan bir genelge. Yani hangi yasaya, mahkemeyi arkadan dolanmak, mahkemeleri yok saymak, mahkeme kararlarını acaba nasıl aşabilirizin bir genelgesi ve bunu hala uyguluyorsunuz. Siz Çevre Bakanısınız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanısınız ve çevreyle ilgili bir sorunu ortaya koyan bir raporun nasıl aşılabilmesi gerektiğine yönelik bir uygulama içerisindesiniz. Sayın Bakan, ayrıca bakın İzmir'de Ali Ağa'da ağır sanayi kirliliği artarak devam ediyor. Bakın 1960 yılına kadar tarım olarak tanımlanan bölge ağır sanayi bölgesi ilan edildi ve Ali Ağa'da ağır sanayi, petrokimya, hurda, demir çelik, hattıhaneler, petrol rafinerisi, doğalgaz çevrim santrali, gübre fabrikası, gemi söküm tesisleri, kömür depolama alanları, hurda depolama alanları, çok geniş cüruf yığınları, yüksek yoğunlukta taşımacılık, karayolu, demiryolu trafiği ve daha nice kirletici tesis ve ne yazık ki bölgede havanın, suyun, toprağın kirlenmesine ve canlı yaşamın olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Böylesi çevresel kirlilik yükü olan bölgede yük kapasitesi dolmasına rağmen halen daha yükleniyorsunuz ve son olarak Ali Ağa'ya yapılmak istenen Batı Ege ve Güney Marmara Endüstriyel Atık Cüruf Bertaraf Tesisi için ÇED olumlu kararı verildi ve bölge halkı bunu istemiyor. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa illerinden Ege ve Marmara bölgelerindeki bu 7 kentten bulunan metal fabrikalarından çıkan atıklar, cüruflar toplamda 3.138.573 ton atık Ali Ağa'da birikecek. 7 kentin cürufu burada birikecek ve İzmir'de her geçen gün birikecek ve bunun daha önce yapılmış Almanlarla ortak Ege Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada Ali Ağa'daki bir partikül maddenin İzmir Çatalkaya'da göründüğüne dair bilimsel tespitler olduğu halde Ali Ağa'da böylesi bir cüruf tesisine izin veriyorsunuz. Son olarak şunu da söylemek istiyorum, sormak istiyorum. Sorularımı daha sonra iletirim. İzmir'de geçen gün geldiniz Sayın Bakan, bir toplantı yaptınız. Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı vardı. Toplantıda Sayın İzmir Valimiz vardı. Toplantınızda... Süremizi aşmıştır. Bitiriyorum. Şu cümleni toparlayayım. Toplantınızda bürokratlar vardı, AFAD vardı vesaire. Bir kişi yoktu Sayın Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve kendisinin olmamasının nedeni de davete icabet etmediği için değil, davet edilmediği için orada değildi. AK Parti İl Başkanı bu konuda ne var canım, gelseydi toplantı herkese açık. Bu kabul edilebilir bir devlet bürokrasisi değildir. Çok rica ediyorum çalışmalarınızı siyaset üstü bir çalışmalar cümleni bitirmeme izin vermediniz Sayın Başkan. Bitiriyorum, cümlenin noktasını koyayım bari. Hayır, siz bir dakikayı açtınız. Çalışmalarınızı rica ediyorum. Çok sayıda arkadaşımız söz bekliyor. Bir cümleyle hayırlı olsun deyin, bitirin. Onu diyeceğim Sayın Başkan. Yani siz her seferinde sadece bana yapıyorsunuz bunu. Çünkü siz sadece... Ya ben anlamıyorum Sayın Başkan. Kusura bakmayın. Yani çok mu rahatsız... Başkası yapsa başkası... Söylediklerimden çok mu rahatsız oluyorsunuz yoksa anlamıyorum. Vallahi ben de gülüyorum sadece. Çalışmalarınızın siyasi değil, bir devlet bürokrasisi adabında olmasını özellikle diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Bir dakika. Bu kadar konuşmasaydınız, bu kadar itiraz etmeseydiniz bu bir dakika. Hayır, hiç alakası yok. En fazla 10 saniyedir benim sözlerim. En fazla. Hayır, bu tartışma olmasaydı bu kadar olmayacaktı. Hiçbir rahatsızlığım yok.